Sonunda oldu. Bir gün büyük ikramiyeyi kazanacağıma her zaman inanmıştım. İşte yıllar sonra hazineye ulaşmak üzereyim. Dikkat et lapacı. Aman kaptan dikkat. Ay. Gemisi dalgalı suları bir kasabın keskin bıçağı gibi yararak ilerlerken... ...kötü korsan Jack için bu tam bir kader anıydı. Yıllarca aradıktan sonra kariyerinin zirvesi olan hazineye yalnızca 7 saatlik yolu kalmıştı. Akılsız, yosun kafalı satıcının hazinesine sahip olmak üzereydi. Grumble Guest deniz polisi, tekneyi durdur. Ama memur bey, sürmüyordum bile. Görüyorsunuz, otomatik efendim. Tekneyi dengesiz kullanıyordunuz. Şu eşek bağırsağına üfleyin lütfen. Pis eşek şeyine üfleyemem ben. Üflemeyi reddediyor. Korsanlık ehliyetiniz lütfen. Tabii ehliyetim. Nasıl da unuttum. Dün gece kör bir polise yardım ederken onu kaybettim. Kaptancığım. Ne var Cenk? Biraz karıştırmıyor musunuz? Siz dün gece Ice Peak McPonahan'la dışarı çıktınız. Sonra da kör bir polisi nasıl soyup sonra çevirdiğinizi gülerek anlattınız. Ve sonra... Seni kuş beyinli. Korkarım ki ehliyetim dün gece aç bir polis köpeği tarafından yenildi. Eminim sizin gibi zeki, anlayışlı, stil sahibi bir polis gerçeği görecek ve beni bir uyarıyla serbest bırakacaktır. Gidebilirsiniz. İyi günler. Bunu kandıracağımı biliyordum. Polis bey, size söz veriyorum yarın ilk işim DMV'ye gidip yeni bir ehliyet almak olacak. İçin doğrusu lapacı, ehliyet almak için o berbat kuyruğa asla girmeyeceğim, göreceksin. İyi de zaten gerek yok ki, ehliyetiniz burada bakın. Bu ehliyetin süresi ben anaokulundayken dolmuş. Beni ele vermek zorunda mısın? Dur bakalım, müthiş bir planım var. Ustanı çalışırken seyret lapacı. Polis bey, sanırım bu kremalı çöreği siz düşürdünüz. Onu eve götürüp bu küçük olay hiç olmamış gibi davranabilirsiniz. Sanırım jöleliymiş. Eşek bağırsağına üflemeyi reddettiniz ve süresi bitmiş ehliyet kullandınız. İki seçeneğiniz var. Farelerle dolu iğrenç hapishanenin duvarına asılmak ya da ehliyetiniz için sınav kuyruğuna girmek. Anladınız mı beni şimdi? Hapishaneye gideyim o zaman. Akıllı bir seçim olduğundan emin misiniz kaptan? Büyük ikramiyeye ulaşmanın tek yolu bu lapacı. Bütün yapacağımız öğleden sonra hapishanenin komedyenini izlemek ve bunun keyfini çıkarmak. DMV'ye gitmekten daha iyidir inan bana. Merhaba, ben komedyeniniz Bayat İrenimus. Komedi dersine hoş geldiniz. Buraya gelirken düştüm ve kemiklerim sızladı. Kemiklerim demişken bu iskeletler yemek kuyruğunda Orson Welles'in arkasındaydılar herhalde değil mi? Gidip kuyruğa girelim lapacı. Yeter! İşte çılgın deniz tekneleri departmanı. Günün sonuna yaklaştık. Mantıklı düşünürsek bu yüzden kuyruk çok hızlı bir şekilde ilerliyor olmalı.